Ünye Merkez, Döşemedibi Mahallesi, Bayramca yolu sokak üzerindeyiz. İlginç bir manzara ile karşı karşıyayız. Burası Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cadde diyelim ya da sokak, her neyse. Görünüşüne göre cadde. Buranın, bu mahallenin muhtarı da Musa Keskin. Kardeşimize, bu yöre sakinleri, abi yolumuzu bir an evvel bitir diye yıllardır söylüyorlar. Ama bu yol halen daha yapılmayı bekliyormuş. 15 yıldır yapılmayı bekliyormuş. Ve gördüğünüz gibi ördeklerin de bayram ettiği yol üstünde yöre sakinleriyle beraberiz. Önce sağımdaki abiden başlayalım. Sizi evet. Tanıyalım beyefendi. Hikmet Gürel. Hikmet Gürel. Bu mahallenin sakinisiniz. Evet. Muhtarınıza defalarca söylediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Aynı sözlerinizi buradan tekrar edin. Buyurun. Muhtara söyledik. İşte bize yapılacak şekli söyleyip sürekli bize böyle bir şey lafı söyleyip biz inanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Evet. Ama sonuç alamayız yani. Hala yapılacak, evet, bekliyorsunuz. Bir sonuç alamayız yani. Yapılacak şekli devam ediyor ya bize. Arkadaşlarımız söylüyor. Biz de söylüyoruz ama netice alamıyoruz yani. Peki o zaman buradan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler'e ne dersin? Hilmi Güler'de bizim diyeceğimiz gelsin bir an önce bunun çaresine baksın. Yolumuzu bizim yapsın. Bizim amacımız, derdimiz, düşüncemiz bu. Onun için oy verdik. Evet. Yol hizmeti bekliyoruz. Tabii canım. Tabii tabii. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Sizi de konuşturalım. Söylenecek söz var mı bu manzaraya karşı? Şu manzaraya karşı söylenecek söz yok. Yol yok hakikaten ya. Berbat. Yok Allah yani söz yok. Söz yok. Sizi tanıyalım önce, özür dilerim. Murat Duman ben. Murat Bey, bu mahallenin sakinisiniz. Evet, evet. Muhtarınıza aynı arkadaşımız gibi teklifte bulundunuz. Tabii tabii sürekli o görüşüyoruz. O da dilekçemi verdim. Görüşüyoruz, sıkıntı bugün yok. Bugün yapılacak, yarın yapılacak. Evet. Bekliyorsunuz. Aynen. Sabırla bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz yani. Yapacak başka bir şey yok. Büyükşehir Belediye Başkanı da sizin de seçim öncesi mesajınızı alalım. Seçim öncesi ne mesaj olayım ben şimdi adama? Ördeklerden gördükten vallahi diyeceğim. Ben, yolu yapmadığını istiyorsan Sayın Başkan yolumuzu yap dersin. Ya onu söylemeye gerek yok zaten. Göz görüyor. Gören göz kılavuz istemez. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Yani. Evet. Evet. Kaptan ben, Bey. Dursun Günay. Düşmediği bir mahalle sakinlerindenim. Görüyorsunuz mahallemizin böyle su, bir de Ordu Büyükşehir'e ait arıtma, su arıtmanın önünde, ana yola yakın. Evet. Yani burası yapılmayacak da daha neresi yapılacak? Ben Akkuş'a gidiyorum, bazı ilçelere gidiyorum, köy yolları, mahalle yolları, hatta bahçe yolları, bunların daha düzgün olduğunu görüyorum. Şuraya bakın şu su, bir geriye bakabiliriz, kamerayı geriye çıkabiliriz arkadaşlar. Şu hale bak, orası oradan daha berbat. Ördek yuvası. Burası da insanlar yaşıyor. Bu insanlara da bir saygı duymak lazım. Herkes rahatlığında, herkes keyfinde. Burada bir insan olarak düşünmek lazım. Bunu da bir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Sayın Hilmi Güler'e bunu görmesi gerekiyor yani. Bunu da herkes isteyip göremez. Muhtarımız bunu ilgilenmesi lazım. Bunu da bir an önce yapmasını istiyoruz yani. Şu seçim arifesinde. Size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Sağ olasınız. Saygıdeğer kardeşim. Ben mağdur kalan Hasan Çivici'dir. Buyurun. Ben Hasan Çivici. Arayan sizsiniz zaten. Arayan benim. Televizyonumuzu. Buyurun efendim. Vallahi biz çok mağduruk. Çok. Bildiğim gibi değil, mağduruk çok. Biz bunu belediye başkanıma bunu söyledim. Ünye Belediye Başkanı'na. Belediye Başkanı bana dedi ki sen Ordu'ya gideceksin. Ordu Belediye Başkanı'na söyleyeceksin. Ben burada Ordu'ya gidecekmişim. Belediye Başkanı'na söyleyecekmişim. Ya belediye, bizim Ünye'nin Belediye Başkanı ne yapıyor? Ben bunu aklım vermedim. Bu yolu niye yapmıyor? 15 seneden beri ben buna da aklım vermedi. Bize bu gıcıklıklarım var. Biz de oy dersek veriyor AK Parti'ye. Bir de o var. Bir de o var. Yani bunu vermediyse inkar ederler. Burada devletin arıtması var. Şu yolu, bu yol benim tapumun içinde. Öyle mi? Bak. Güzel. Bu yol benim tapumun içinde. Ben bu yola, bana mahkemeye ver. Buradan boru geçti. Para olsun dediler. Vallahi de almadım. Billahi de almadım. Niye almadım biliyor musun? Ünye'ye bir hizmet geliyor diye almadım. Yol medeniyettir. Yol medeniyettir diye almadım. Bak benim yolum gibi kimse de burada geniş yol yoktur.
Ben yol için hastayım ama şu yolun haline bak ya. Yani bizi yazık günah, yıllardan beri biz bunu çekiyoruz. 3 sene artmada çalıştık. 3 sene artma çamuru çektik, o artık bırak dedik. Ama yapıldı bitti. Buraya boru döşendi. Elektrik yerden geldi. Burada başka bir döşenmeyecek. Bize sadece bir yol lazım. Yol, asfalt mı yapacaklar, beton mu olacak? Bunu yapsınlar. Biz büyük, bunu istiyoruz büyük ya. Büyükşehir'in sorumluluk alanı içerisinde olduğu. Öyle dedi bana Ünye Belediye Başkanı. Bana ama öyle söyledi. O zaman Sayın Hilmi Güler'e de söyledi. Hilmi Güler ya başkanım işte bunu yapması lazım. Yapsın yani. Bunu bekliyoruz yıllardan beri. Bunu Ünye'nin bu 1,5 kilometre yeri ya 1,5 kilometre. Akkuş'a git beton yol yapmışlar. Köylere git beton yol var. Burada bir şey yok. Bize gıcıklığına mı yapmıyorlar? Yani bize gıcıklığına bir söylesinler. Biz de bilelim bunu. Benim param olsa vallahi de yapacağım bu yolu. Billahi de yaptıracağım. Ama bu kadar gücüm yetmiyor. Evet. Ama ben bu anlamadım, ben bunların işinden de bir şey anlamadım yani. Yıllardan bekliyoruz, yıllardan beri. Yazık günah bize de ya. Size de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyenler. Başkanıma da selamlar. Seçilmiş ve atanmış yetkililerin asli ve insani görevi, memleketin, devletin sahibi isyan eden bu aziz milletin hayatını kolaylaştırmaktır diyor, saygılar sunuyorum.